31 Mart yerel seçimlerine bir ay kaldı. Evet. Sahada her gün çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz, ziyaretler gerçekleştiriyorsunuz. Sahadan aldığınız dönütler nelerdir? Vatandaş size nasıl yaklaşıyor? Projenizi yeteri kadar anlatabiliyor musunuz? Projelerimizi açıkladıktan sonra zaten vatandaş bünyesinde bayağı bir güzel tepkiler almaya başladık. Özellikle gençlerde, gezdiğimiz yerde yaşlı kesim zaten Erbakan Hocam'ı biliyor. Evet, artık bir refah gelsin, hizmet gelsin diye söyleyenler oluyor. Gençlerimizle biz bu e-spor okullarımızı, ileri sürüş eğitim pistimizi anlatıyoruz. Gençlerimize diyoruz ki artık park kenarlarında uyuşturucuya, sanal kumara veya da farklı şeylere kapılmanıza gerek yok. Biz belediye olarak üstümüze düşenleri yapacağız. E-spor okullarında MOPA, FPS, RTS sistemlerin hepsi kurulup istediğiniz gibi profesyonelseniz takım kurun. Uluslararası liglerde yarışın. Profesyonel değilseniz biz destek verelim. Profesyonel olun amatörler için. Bunu anlatıyoruz. Özellikle ileri sürüş eğitim pistimizi gençler çok hevesle bekliyor. Başkanım zaten bu varsa süper diyorlar. Ben de diyorum ki siz oraya gelin. Drift yapmak istiyorsanız drift yapın. Rally yapmak istiyorsanız rally yapın. Ama diyorum ayda bir ben sizi ziyaret edeceğim inşallah. Orada da beni ağırlarsınız. Bir otururuz muhabbet ederiz. Hem dedim yani yanlış yollardan çekilmiş olur, enerjinizi de atarsınız. Biz de size misafir oluruz, hem dertleşiriz, hem konuşuruz. Bu gençlerin özellikle çok hoşuna gidiyor. Buna tek tek anlatmaya başladık. İnşallah proje broşürlerimizi hazırlamak üzereyiz. Onu açık üzere direkt dağıtacağız zaten. İnşallah halkımızdan daha güzel tepkiler almaya devam edeceğiz inşallah. Başkanım peki dolaştığınız insanlarda görüştüğünüz kişilerden ne gibi talepler geliyor veya Bolu'nun sorunlarına ilişkin en çok hangi konulara değiniliyor? Ya aslında genelde halkın şeyi artık şu sistemin veyahut da ben bugün başladım konuşmaya koltuk makamı gören gözleri artık istemiyorlar. Biz mesela bugün ben söylüyorum diyorum ki koltuk makamı değil hizmet makamı orası. Biz zaten derdimizi anlatmaya başlayınca evet bizim istediğimiz bu. Değişim lazım. Artık biraz daha hizmet lazım. Bunları söylüyorlar. Hani direkt Bolu'nun sorunlarını anlatmıyorlar ama zaten biz projemizi anlatmaya başlayınca bir de şu var, biz 2018'de Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan ilk bizim siyasi partimizi kurduktan sonra tanıtım lansmanında demişti ki biz siyasete nezaket ve zarafet getireceğiz. Ve biz bu yolda gidiyoruz. Yani hiçbir şeyde gittiğimiz yerlerde diyorum ki bana eski başkanların veyahut da başka partilerin şeylerini sormayın. Bana ne yapacağımı, projeniz nelerdir bunları sorun. Zaten halk da hiç onlara bakmıyor. Başkanım zaten bizim istediğimiz bu. Hizmet olsun. Neler yapılacak? Biz bunları merak ediyoruz. Yapılacak mı, yapılmayacak mı? İnşallah bunlar yapılacak. Bizim istediğimiz bu diye tepkiler alıyoruz zaten. Bu yönde çok güzel tepkiler geliyor bize. Başkanım son olarak geçtiğimiz günlerde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol Evet. partinizi ziyaret etti, sizlerle bir araya geldi. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasette bu tür ziyaretlerin önemi sizce nedir? İşte az önce yine ifade ettiğim gibi, Genel Başkanımızın dediği gibi biz siyasete nezaket ve zarafet getirmek için çıktık. Gezdiğimiz sahalarda Muhammed Emin Demirkol Başkanımızla tekrardan görüştük defalarca. Allah razı olsun o da aynı karşılık üzerine. Bizler şu anda bütün başkanlar olarak zaten siyasette nezaket ve zarafetin olması gerektiğine inanan başkan adaylarız, belediye başkan adayları olarak. Burada da teşekkür ediyorum kendilerine. Kendileri bizi ziyaret etmek istedi. Ve bu iyi niyetin göstergesi olduğunu biz kabul ediyoruz. Hatta orada görüşmemizde de karşılıklı dedi ki kim kazanırsa kazansın elimizdeki projeleri yeter ki Bolu için hayırlı olan işleri birbirimize paylaşalım. Elimizden gelen destekleri verelim. Aynı karşılığı da onlardan aldık. Şu anda burada da özellikle teşekkür ederim. Yani biz aynı siyasete nezaket ve zarafet geldiğine, geleceğine inanmaktayız. Ve bu yol üzerinde devam edeceğiz.